Evet, hangi soruyu çözelim? Şu soruyu çözelim. Yine çok göz korkutan, böyle bayağı bol miktarda rasyonel sayı var. Kökler toplamı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar, bundan kurtulmanın bir kolay yolu var. Hemen size onu söyleyeyim. Şu 32 sayısı var ya, 16 sayısı var ya, onlar paydada çok canımızı sıkıyor. Bir denklem arkadaşlar, şöyle bir denklem düşünün. Ben bu denklemin şurasını 5 ile çarparsam, burayı da 5 ile çarparsam hiçbir problem olmaz. Yani denklemin her iki tarafını aynı sayıda çarpabilirsiniz. O yüzden ben de buna güvenerek her tarafı 32 ile çarpacağım. 32 ile çarparsam 32 çarpı 4 üzeri x. 32 ile çarparsanız ben şöyle açık açık yazayım, sonra tek tek sadeleştirmeleri yaparım. Bu arada size de zaman kazandırmış oluruz. 32 çarpı 1 bölü 32 eşittir 0. Bakın şöyle yaptım. 32 çarpı 4 üzeri x. Şuradan sadeleştirme yaparsak buradan eksi 18 çarpı 2 üzeri x gelir. Artı şunlar da gider. 1 olur. Burayı da 32 ile çarptığınız için 0 olduğu için herhangi bir problem yok. 0 dedik. Burada arkadaşlar gördüyseniz yapın ama göremediyseniz değişten değiştirin. 2 üzeri x ifadesine t derseniz, her iki tarafın karesini alırsanız burası 2 üzeri x'in karesi eşittir t kare olur. Bunlar yer değiştirir. 2 üzeri 2 sayısının x'inci kuvveti t karedir. Yani 4 üzeri x kısaca t kare diyebiliriz. O zaman burası 32 çarpı t kare eksi 18 çarpı t artı 1 eşittir 0 oldu. Buna 16t desem, şuna da 2t desem, buna 1 desek, hatta şöyle yapalım, şunu eksi diyelim, buna da eksi diyelim. Şöyle yaptığınız zaman buradan eksi 16t, şuradan yaptığınız zaman da eksi 2t yapar. Zaten çarpımları artı 1'i veriyor. Çapraz çarpımları da ortayı veriyor. Problem yok, tertemiz bulduk. Hemen şu üst tarafa yazdım. 16t eksi 1 çarpı 2t eksi 1 ifadesi eşittir 0 olması lazım. Şurası 0 olacaksa t eşittir 1 bölü 16'dır. T eşittir 1 bölü 2'dir. Buradan da bulduk. T neydi arkadaşlar? T. T buydu bakın. T sayısı buydu. 2'nin hangi kuvveti 1 bölü 16 yapar? Ne kadar kötü yazdık. Hemen düzelttik şöyle. 2 üzeri x ifadesi eşittir 1 bölü 16 olacaksa x'in arkadaşlar eksi 4 olması gerekir. Buradan da aynı şekilde 2 üzeri x ifadesi eğer 1 bölü 2 ise hemen göremeyen arkadaşlar için farklı bir yoldan çözeyim. Bu yukarı geçerdi. Eksi 1 olurdu. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. O yüzden burası da eksi 1 yapılabilir. Bunu da isterseniz öyle yapabilirsiniz. Bu 1 bölü 16 sayısı 2 üzeri eksi 4'tür. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır deyip oradan da bulabilirsiniz. Her iki yoldan da çözmüş olalım. X sayısının eksi 4 olması veya eksi 1 olması lazım ki bu denklemde yerine yazınca 0 cevabını versin. Dolayısıyla bize kökler toplamını sorar. Eksi 4 ile eksi 1 toplamı eksi 5 yapar. Kökler toplamı eksi 5'tir dedik. Evet, bu da değişken değiştirme arkadaşlar. Şuradaki ifadeye t diyeceksiniz. Buradaki ifadeye t diyeceksiniz ve cevap gelecektir. Aynı şeydir. Değişen bir şey yok. Bu soruda şurada 5 sayısı kafanızı bulandırmasın. Şu ifadeye t derseniz t'nin karesi. Oradaki ifadeyi 5 çarpı x bölü x eksi 1 diye düşünebilirsiniz. İlle yanına çarpmak zorunda değilsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Sonuçta yine aynı şey olacaktır. Bakın burası t oldu. 5t eksi 36 eşittir 0 geldi. Bir tanesine 9 versek, bir tanesine 4 versek, eksi artı olsa t şeklinde yazsak t eksi 9 çarpı t artı 4 eşittir 0 oldu. Yazımızın kötü olduğuna çok aldanmayın arkadaşlar. Biraz daha fazla soru çözelim diye hızlanmaya çalışıyoruz. Size daha faydalı olmak için. Size çok sıkılmak istemiyoruz videoları uzun tutarak. O yüzden biraz yazımız özensiz olabilir. Ama normalde güzel yazıyoruz. X bölü x eksi 1 eşittir 9. X bölü x eksi 1 eşittir eksi 4. Hadi gelin şurada bir düzenleme yapalım. Şu sayıyı içler dışlar çarpımı yapalım orada. Şuraya ben temiz bir şekilde yazdım. X eksi 1 eşittir 9'muş. İçler dışlar yaptık. 9x eksi 9 sayısı eşittir x ise. X'leri bu tarafa attım. 8x eşittir 9'dan. X sayısı buradan 9 bölü 8 olarak bulundu. Tertemiz çıktı. Geldim şuna. X bölü x eksi 1 eşittir eksi 4'müş. İçler dışlar yaptınız. Eksi 4x artı 4 dediniz. Eşittir x olacaksa. Eksiyi bu tarafa attınız. 4 eşittir 5x ise x eşittir 4 bölü 5. Neyi sordun arkadaşım? Çarpımı mı sordun? Hadi yapalım. 9 bölü 8 çarpı 4 bölü 5 şeklinde yaparsak eğer buradan şuradaki sayıları atalım şöyle. Burada 2 kalacak. Sadeleştirdik. Burada 1 kalacak. 9 çarpı 1'den 9. 2 çarpı 5'ten de 10 cevabını bulduk. Kökler çarpımı da bu şekilde bulundu arkadaşlar. Hemen devam edelim. Yapalım. Haydi şu soru yapalım. Bakın ne kadar korkunç bir soru var burada.
Küp kökler var. 6. kuvvetten bir şeyler vermiş. Baya baya bir şeyler vermiş. Burada arkadaşlar her zaman şunu yapmanız lazım. En küçük olan sayıya teğet etmeniz lazım. Burada küçük olan sayı hangisidir? Tabii ki 6. kuvvetli olan daha küçüktür. Ona teğet etmeniz gerekiyor. Değişken değiştirmek istiyorsanız. Ben de öyle yaptım. Şurası 6'ymış, burası x'miş, burası t'ymiş. Hadi gelin bunun bir karesini alalım. Her iki tarafın karesi alınırsa, şöyle ben ayrı bir daha yazacağım, üşenmeyeceğim. T kare olur. Şu t kareyle şu sadeleşir. Üçüncü kuvvetten x sayısı aslında t kareymiş. O zaman şurası t kare. T kare yaz arkadaşım. Sonra eksi 4 çarpı t artı 3. Bakın soru bitti. Değil mi? Şurası eksi 3 olsa, şurası eksi 1 olsa, t olsa, t sayısı 3, t sayısı 1. TT'leri de hızlı hızlı okunca çok garip oluyor. TT der gibi komik bir durum oluyor ama neyse olacak yapacak bir şey yok. T sayısı 3. T sayısı 3 ise ben neye demiştim T diye? Şuna demiştim. O yüzden oraya yazıyorum. 6. kuvvetten x ifadesi eğer 3 ise amacınız çözüm kümesini yani x'leri bulmak. O yüzden arkadaşlar her iki tarafın 6. kuvvetini alacaksınız. 6. kuvvetini alırsanız burası x olur. 3 üzeri 6 gelir. Sonra buradan tekrardan x olur. Şurası da 6'dır. 1'dir. 1'in 6. kuvvetini alsanız da yine değişen bir şey olmayacaktır. Burası da aynı şekilde. Bunlar gider. X eşittir 1 diye bulursunuz. Çözüm kümesi 3 üzeri 6 sayısı kaçsa 1 de bu var. 3 üzeri 6 ve 1'dir arkadaşlar. Cevabı bunu yazabilirsiniz. Şıklarda artık 729 varmış. Bakın burada bir soru daha var. Köklü bir sayı. Köklü sayılar zaten gıcıktır arkadaşlar. Bizi bayağı bir yorar. Hemen biz de şöyle yaparız. Kök içerisinde ki bu ifadeye ne diyelim? İçerideki ifadeye mi acaba t desek yoksa kökün tamamına mı t desek? Burada bir ufak bir düşünme pratiği yaparsak buluruz. Ben şöyle yapacağım. Hepsine t diyeceğim. X'in karesi eksi 63 ifadesine t dedim. Yazıyorum ifademi. T eksi 18 bölü t eşittir 7. Şu rasyonel ifadeyi düzenleyelim. T kare eksi 18 bölü t sayısı 7'ye eşitmiş. İçler dışlar çarpımı yaptınız. T kare eksi 18 eşittir 7t olur. Düzenlersek şu tarafa attık hemen. T kare eksi 7t eksi 18 sayısı eşittir 0. 9 olsa, 2 olsa, eksi artı olsa, t olsa t sayısı 9'dur. T sayısı eksi 2'dir. He, şimdi bak gel buraya bakalım şimdi. T sayısı neydi? T sayısı demek kök içerisinde x'in karesi neydi? Eksi 63 demekti. Eksi 63 ifadesine biz t demiştik ve bunun ne olmasını istiyoruz? 9 olmasını istiyoruz arkadaşlar. Bu ifade 9 olsun. Her iki tarafın karesini aldınız. Her iki tarafın karesini alırsanız bu kök kalkar. Şurası 81 olur. 81 sayısı eşittir. X'in karesi eksi 63. 81 sayısı X'in karesi eksi 63'tür. 63'ü öbür tarafa attınız. X'in karesi eşittir. 144 geldi. Şurası 81. X'in karesi 144 ise x sayısı ya 12'dir ya da eksi 12'dir. Bunu da hallettik. Bunlar dursun bir kenarda. Sonra kök içerisinde bir tane daha t'miz var. Onu da yapacağız. X'in karesi eksi 63 sayısının eksi 2 olmasını bekliyoruz. Arkadaşlar bu kökün derecesi nedir? Şurada ne yazıyor? Hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir şey yazmadığına göre orası 2 demektir. Biz ne diyoruz köklü sayılarda? Hatırlayın. Şöyle ben büyükçe yazayım. Kökün derecesi çift ise içerisi daima sıfırdan büyük olmalı. Sonuçta her zaman pozitif olmalı ya da sıfır olması lazım. Yani sonuçta sonuç olarak negatif olamaz diyebiliriz. Sonuç hiçbir zaman negatif olamaz. İçerisi de negatif olamaz. Hep sıfırdan büyük ya da sıfır eşit olması lazım. İçerisi negatif olamaz. Bakıyorum böyle bir köklü sayı var. Sonucu negatif demiş. Demek ki buradan kök gelmez. Yani şundan asla kök bulamazsınız. Kökleriniz bunlar mıdır? Duracaksın arkadaşım. Burada duracaksın. Bak tekrar söyleyelim. Mutlak değerde tanımsızlık durumu vardır. Köklü sayılarda tanımsızlık durumu vardır. Rasyonel sayılarda tanımsızlık durumu vardır. İleride göreceksin. Logaritmada tanımsızlık durumu vardır. Tanımsızlık içeren bir ünite ile alakalı bir soru mu geldi karşına? O zaman o kökleri bulduğun yere yazmalısın. O kökleri bulduğunuz yere yazacaksınız. Çünkü aksi bir durum olabilir. Mesela bunun paydası arkadaşlar rasyonel bir ifade. Burayı sıfır yapamazsınız. Olmayacak. Yani yazdığınız kökler yapar yapmaz ama bir düşünmek lazım. Birkaç saniye böyle düşünmek lazım. Hemen direkt cevaba gitmemek gerekiyor. X gördüğünüz yere 12 yazarsanız burası 0 olur mu? Olmaz. Eksi 12 yazsanız da olmaz. Herhangi bir problem yok. Peki içerisi negatif olur mu? İçerisi negatif de olmuyor arkadaşlar. O yüzden kökleriniz 12 ve eksi 12'dir. Aksi durumda olabilme ihtimali var. O yüzden dikkat edin bu soruya. Köklü sayılarda buna benzer
Tehlikeli sorulardan çözmüştük. Konu anlatım videolarında eğer şunlarda sıkıntı yaşıyorsanız oradan tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir sırayla gidelim. Köklü bir saniye. Şöyle bir arkaya bakayım ben. Evet, bu soruyu çözdük. Bir tane köklü sayı daha sorusu var arkadaşlar. Hemen onu da çözelim. Bakın soruda ne diyor? Bir tane köklü sayı vermiş. Eksi kök x eşittir 2 demiş. Bunlar da arkadaşlar her iki tarafın karesini alırsanız daha rahat çözersiniz. Ancak burada ufak bir hamle yapalım. Bunu diğer tarafa alarak çözün diyoruz. Daha rahat çözeceksiniz. Buradan kök x artı 8 sayısı eşittir neye? 2 artı kök x sayısına. Her iki tarafın karesini alıyorum şu anda. Her iki tarafın karesini alırsak birinci sayının karesi x artı 8 diye çıkacaktır. Buradaki sayının karesi 4 artı birinci ile ikinci çarpımın iki katından 4 kök x artı x diye bulduk. Her iki tarafta x sayısı olduğu için bunlar birbirini götürecektir. 4'ü diğer tarafa attığımız 4 olarak kaldı. 4 kök x ifadesini bulduk. Bu da gitti. Kök x ifadesine geldi arkadaşlar. 1. X ne gelecektir buradan? 1 olarak bulunacaktır. İşte çözüm kümesini bulduk. Çözüm kümesi bu ifadede 1'dir diyoruz. Yani bunlar da yapmanız gereken eşitliğin diğer tarafını atmaktır. Hemen geldik bu soruya. Bakın burada da arkadaşlar 1'i diğer tarafa atacaksınız ki bir tarafta köklü sayı olsun, diğer tarafta da yine köklü sayı olabilir ya da bir denklem olabilir. Her iki tarafın karesini aldım. Her iki tarafın karesini alırsam x artı 5 diye çıkacaktır. Burası x'in karesi eksi 2x artı 1 diye bulunur. Eşitliğin bir tarafını sıfırlayalım. X'in karesi eksi 3x. Buradan da eksi 4 cevabını elde ederiz. Burası 4 olsa 1 olsa eksi artı şeklinde yapsak. Köklerden bir tanesi 4 olmalıdır. Köklerden bir tanesi de eksi 1 olmalıdır. Çözüm kümesi bu mudur? Arkadaşlar ne demiştik biz size? Köklü sayılarda dikkatli olacaksınız, temkinli olacaksınız demiştik. Bakalım köklerden bir tanesi uyuyor mu uymuyor mu? Belki ikisi de uymayacaktır. Hemen şu ifadeye bakın. İster buraya göre bakın, ister şuraya göre bakın. Köklerden biri 4 ise eğer, 4'ü buraya yazarsanız ne olur? Kök içerisinde x artı 5 sayısı eşittir 4 eksi 1'den 3 olur. Böyle bir köklü sayının cevabı 3 olabilir. Bu oldu. Gelelim diğerine. Kök içerisinde x artı 5 sayısı eşittir. X gördüğünüz yere eksi 1 yazarsanız eksi 2. Ya buraya tabii ki buraya da eksi 1 yazabilirsiniz. Problem yok. Yazmadım ama ben sonuca baktım. Sonuca odaklı çalıştık. Burada x gördüğünüz yere eksi 1 arkadaşlar yazamıyorsunuz. Çünkü köklü bir sayının sonucu asla negatif olamaz. O yüzden şu şekilde çözersen evet kökler bunlar gelir. Ama bu çözüm tekniği doğrudur. Ama soruya bakmanız lazım. Soru köklü sayılar sorusu olduğu için bu kök olarak kabul edilmez. Sadece sizin kökünüz 4'tür diyeceğiz. Tek bir kökü vardır dedik bu soruda. Bunlara çok dikkatli şekilde yaklaşmanız lazım. Alttaki soruda benzer şekilde arkadaşlar kökleri karesini alarak çözeceksiniz. Evet, hangi soruyu çözelim? Bunlar da mesela şu soruya bir bakalım. Bir saniye bir sonraki soruya da bakayım da. Ondan sonra evet. Bu soruyu çözebiliriz. Bakın burada bir değişken değiştirme yapabilirsiniz. Şurada mutlak değer ifadesine t deyip buradan 3t eksi 4 eşittir 0 dedikten sonra şuraya 4 desek, buraya 1 desek, eksi artı yapsak bu da t şeklinde olur. Köklerden biri 4'tür. Köklerden biri de eksi 1'dir. Mutlak değer ifadesine siz ne demiştiniz? 4 demiştiniz. Bir de mutlak değer x artı 2 ifadesine eksi 1 demiştiniz. Mutlak değerin sonucu asla eksi olamaz. O yüzden buradan kök gelmeyecektir. Denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş. O zaman x artı 2 ifadesi ya 4 olmalıdır. X artı 2 ifadesi ya da eksi 4 olması lazım. X buradan ne gelir arkadaşlar? 2. X buradan ne gelir? Eksi 6. Alabileceği değerler toplamı ne olur? Eksi 4 olur. Çözüm kümesi toplamını sorarsa eksi 4'tür. Çözüm kümesini sorarsa da 2 ve eksi 6'dır deriz arkadaşlar. Burada denkleminin reel kökleri toplamını sormuş. Burada her iki tarafın karesini alabilirsiniz. X'in karesi çarpı x eksi 2 sayısının karesi eşittir 2 eksi x sayısının karesi şeklinde. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Onu da söyleyelim. Burada köklerde normalde şu söylenir. Sadeleştirme yapmayın denir. Sadeleştirme şeklinde yapmayın söylenir. Bunun sebebini hemen söyleyelim. Çok kısa bir şekilde. Mesela ben şimdi size 2'nin 1'e eşit olduğunu ispat edeceğim. 2'nin 1'e eşit olduğunu ispat ediyorum. Nasıl ispat edeceğim? Şöyle ispat edeceğim. Bakın hemen çok basit bir şekilde. Konumuzla alakası var çünkü. X sayısı x sayısına eşit midir? Evet. X'in karesi x'in karesine eşit midir? Evet. X'in karesinden x'in karesini çıkarsanız, x'in karesinden x'in karesini çıkarsanız bunlar birbirine eşittir. Doğru. Şurasını 2 kare farkı şeklinde yazabilirim. Yazdım. Burayı da
Diyorum ki ben orada iki kare farkı şeklinde yazmayacağım. X parantezini alacağım. X parantezini aldım. Aldınız. Çok güzel. Hiçbir problem yok. Abi baktım iki tarafta da aynı ifade var. Ya ne var? X eksi x'ler var. X eksi x'ler var. Sadeleştirdim. Sadeleştirdim. Ne kaldı geriye? X artı x. Burada ne kaldı? X. 2x eşittir x oldu. Yani 2 eşittir 1 oldu. Bakın 2'nin 1 eşit olduğunu yaptım. Yani normalde matematiksel olarak burada bir problem olması gerekiyor. Yani 2 nasıl 1 eşit olur? Arkadaşlar burada bir problem var. Problemi söyleyeyim ben size. Eşitsizlikler ünitesinde, denklemler ünitesinde, çözüm kümesi bulma ünitelerinde asla sadeleştirme yapılmaz. Sadeleştirme yaparsanız birincisi kök kaybedersiniz. İkincisi sadeleştirme yaptığınız sayının sıfır olma ihtimali var. Yani siz şurada her iki tarafı sadeleştirdiniz. Bunları sadeleştirdiniz. Bakın sadeleştirdiğiniz sayı ne burada? Ne burada sadeleştirdiğiniz sayı? Sıfır. Her iki tarafı sıfıra bölemezsiniz. Dolayısıyla bu işlem yanlıştır arkadaşlar. Yani böyle bir yöntem yapılamaz. Burada da her iki tarafı sadeleştirirseniz ne olur? Kök kaybedersiniz. Değil mi? Kökleri bulamazsınız. Burada uzun bir yöntem yapılıyor. Yöntem şöyle arkadaşlar. Bunu diğer tarafa atlanıyor. X'in karesi. X eksi 2'nin karesi eksi. 2 eksi X'in karesi eşittir. Sıfır. Şimdi burada farklı bir sayı var. Burada bir farklı sayı var. Arkadaşlar bunlar aslında farklı sayılar değillerdir. Niye değillerdir? Çünkü 5'in karesi ile sizce eksi 5'in karesi birbirine eşit midir? Tabii ki eşittir değil mi? Bu çünkü 25'tir. Bu da 25'tir. Dolayısıyla x eksi 2'nin karesi ile bu sayının karesi ile onun eksilisi olan sayı da birbirine eşittir. Nasıl ki 5 sayısının karesi ile eksi 5 sayısının karesi birbirine eşitse eksilisi de birbirine aynısıdır. Dolayısıyla şu sayı ile şu sayı birbirine aynısıdır. İki tane terim var. İkisi ortak parantez alınır. X eksi 2'nin karesi çarpı x'in karesi eksi 1 diye alınır. Şu sayıyla şu sayı aynıdır. Karelerini aldığınız için. Sonra iki ifade çarpım şeklinde yazılıyorsa demek ki burada x eksi 2 ifadesi eşittir. Sıfırdan x eşittir. 2 olması gerekir. Buradan arkadaşlar başka ne vardır? Hemen bir bakalım. X'in karesi eşittir 1 ise x eşittir buradan 1 ya da x eşittir buradan eksi 1. Tabii ki burada karesi olduğu için burada bir tane daha kök gelecektir. Onu da o şekilde yazdık. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz şöyle bir durum var. Kökler toplamı buradan ne geldi? Bir tane kök geldi buradan. 2 ve 2 diye bir kök buldunuz. Buradan da 1 ve 1 diye bir kök, eksi 1 diye bir kök buldunuz. Bunlar sizin kökleriniz. Ama soru bir mutlak değer sorusu. Bakın arkadaşlar burada bir mutlak değeriniz var. Bu mutlak değerde eşitliğin diğer tarafı eksi olur mu? Bir bakmak lazım. Eşitliğin diğer tarafı eksi olmaz. Hemen şöyle yapalım. X gördüğünüz yere mesela eksi 1 değerini yazsanız olur mu acaba? X gördüğünüz yere eksi 1 değerini yazarsanız eksi 1 çarpı. Mutlak değerin içerisinde yazmıyorum eksi 1'i. Gerek yok. X gördüğünüz yere eksi 1 yazdınız. 2 eksi eksi 1. Hocam bak burada eksi vardı. Eksi eksi çarparsam 3 olur. Ama şurada da eksi var. X eksi 2. Şurada eksi yazıyordu. Eksi her iki tarafa çarparsanız x eksi 2 ne oldu? Eksi 3 oldu. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. O yüzden buradan ne gelir arkadaşlar? Kök gelmez diyoruz. Şimdi ben buradaki ifadeler evet böyle çözülür. Buradan başka yorumlar yapılır. Şu yapılır, bu yapılır. Bunların hepsini geçiyorum arkadaşlar. Normalde böyle çözülür. İşte şunları tek tek düşünmeniz gerekir falan filan. Ben size normal yolu anlattım. Şimdi siliyorum. Burada neydi sloganımız bizim? İtinayla rakip elenir diyoruz. Bakın şöyle diyeceğim ben size. X'in karesi çarpı x artı 3 eşittir. 9 çarpı x artı 3 denkleminde. Mesela böyle bir denklem verdim size. Burada bunu diğer tarafa atın. Öyle çözün. Sadeleştirmeyin diyorlar. Sadeleştirirseniz çünkü sıfır olma ihtimali var. Ondan dolayı sadeleştiremezsin. İkincisi kök kaybedersin falan filan. Geç bunların hepsini. Ben sadeleştir diyorum. Sadeleştir. Hatta şurayı 5 yapayım. Farklı bir şey olsun. Buralar 5 olsun daha güzel olur. Sadeleştirin arkadaşlar. Sadeleştirdiniz ya. X'in karesi eşittir 9'dan ne gelir? X eşittir 3 gelir ya da x eşittir eksi 3 gelir. Sadeleştirdiğiniz sayıyı da şurayı da 0 eşitleyerek yani x artı 5'i de 0 eşitleyerek eksi 5 derseniz doğru cevabı bulursunuz. İşte kökleriniz bunlardır dersiniz. Yani o az önce anlattığım o uzun pratik şey uzunca yolu yapmazsınız. Onun yerine direkt buradan çözebilirsiniz. Hadi gelin yapalım. Az önce ben size dedim ya şu ifadeyle şu ifade aslında birbirinin aynısıdır. Biri diğerinin eksilisidir. Bunları sadeleştirseniz olur mu? Arkadaşlar bunları sadeleştirseniz olur. Çünkü bu ifade şu ifade birbirinin aynısıdır diyebilirsiniz. Hemen buradan sadeleştirdiniz. Buradan ne geldi? X eşittir 1 geldi. Değil mi? Sadeleştirdiniz. Bakın bunlar birbirinin aynısıydı. X eşittir 1 geldi. Buldunuz. Bir de o sadeleştirdiğiniz sayı var ya. O x eksi 2'yi de 0 eşitleyin. Köklerden biri ne geldi? 2 geldi. Kökler toplamı kaçtır? 3'tür diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu yöntemi yapabilirsiniz. Her zaman doğru çıkacaktır.
Devam edelim. Başka. Evet, şöyle bir soru geldi. Hemen bu soruya bir bakalım. X'in karesi eksi 2x ifadesi verilmiş. Mutlak değer. Mutlak değeri hemen diğer tarafa atın arkadaşlar. Mutlak değeri diğer tarafa attınız. X'in karesi eksi 2x eşittir 4 eksi 2x ifadesi. Biz size bunu mutlak değerde denklem çözme mutlak değerin kökleri konusunda anlatmıştık. Her iki tarafın karesini alın demiştik orada. Eğer siz bu ifadenin karesini alırsanız, bakın burada x kare var. Bir daha karesini alırsanız işler zorlaşacaktır. O yüzden öyle yapmayalım. Şöyle yapalım. Şu şekilde yapalım. X'in mutlak değeri 5 ise x neye eşittir? Ya 5'e eşittir ya da eksi 5'e eşittir. Dolayısıyla bir artılısına eşittir, bir eksilisine eşittir. Şurası bir mutlak değer. Burayı da bir sayı gibi düşünüyorum. Burası bir sayı gibi. Mutlak değer gibi değil de bir sayı gibi düşünüyorum. Aynı bu mantığı yapacağım. Diyorum ki o zaman x'in karesi eksi 2x ifadesi ya buradaki sayının kendisine, direkt kendisine eşittir. Yani 4 eksi 2x eşittir. Veya x'in karesi eksi 2x ifadesi şuradaki sayının eksilisine eşittir. Yani eksi 4 artı 2x'tir diye çözmeniz gerekir. Diğer türlü kare alırsanız çok zorlaşır soru. Bu daha kolay olacaktır. Şurada iki tane aynı ifade var. Birbirini götürür. X kare eşittir 4 ise köklerden biri 2'dir. Biri de eksi 2'dir. Bulduk. Bunu düzenliyorum. X'in karesi eksi 4x artı 4 eşittir 0 diye bir denklem geldi. Arkadaşlar buradan kök gelir mi? Bakın buradan çarpanları ayıramıyorsunuz. Çarpanları ayıramıyorsunuz demek kök gelmeyeceği anlamına gelmez. Ama b kare eksi 4 ac yaparsam b kare yani 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı 4. Buradan kök geliyor. Pardon ben gelmiyor dedim ama bir an dikkatimizden kaçıyor. Bakın şuradan eksi 2 ile eksi 2 gelir. Evet doğru kök geliyormuş. Hemen onu düzeltelim. Buradan köklerden biri nedir arkadaşlar? Eksi 2, 4. Evet 4 geldi. X eşittir 2. Bir diğer kök nedir? O da 2'dir. Buradan köklerimizi bulduk. Denklemin çözüm kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır? Çözüm kümesinde neler var arkadaşlar? Çözüm kümesinde eksi 2 var. Bir de 2 var. Farklı bir şey yok ki. Farklı bir sayı yok. Burada eksi 2 var. Burada 2 var. Burada 2 var. Burada 2 var. Çözüm kümesi bunlardır. Çözüm kümesindeki farklı tam sayıların toplamı kaçtır? Bunların toplamı 0'dır dedik. Burada tekrar düzelteyim. Şurada kök geliyor arkadaşlar. İlk başta şurayı artı gördüm. Düzelttim orayı. Evet. Şurada bir sorumuz var. Evet o da aynısı. Bu bakın bu 18. soru da arkadaşlar. Dediğim gibi bir artılısını bir eksilisini alırsanız çıkacaktır. Burada da benzer şekilde bakın şu ifade mutlak değer şeklinde çıkar. İfadesi artı mutlak değer x artı 3 diye çıkacaktır. Kök dışında her sayı eğer burası çift ise her zaman mutlak değerle çıkar demiştik. Eksi 6 eşittir 0'dan. Burası 3 olsa 2 olsa artı eksi olsa mutlak değer x artı 3 artı 3 sayısı ile mutlak değer x artı 3 eksi 2 sayısı eşittir 0 ise şurasının yani mutlak değer x artı 3'ün eksi 3 olması gerekiyormuş. Olur mu öyle bir şey? Olmaz. Gitti oradan. Hiç oradan uğraşmayacağız. X artı 3'ün mutlak değeri eşittir 2. X artı 3'ün mutlak değeri 2 ise x artı 3 sayısı ya 2'dir. X artı 3 sayısı ya da eksi 2'dir diyeceğiz. Buradan x eşittir eksi 1 geldi. Buradan x eşittir eksi 5 geldi. Dolayısıyla arkadaşlar çözüm kümesini bulunuz demiş. Biz de çözüm kümesini bulduk. Eksi 1 ve eksi 5 olmalıdır. Budur doğru cevabımız. Yani bu şekilde yapmanız gerekiyor. Burada sadece köklü sayılarda mutlak değerle çıktığını unutmayın. Evet burada yine benzer ifadelerimiz var. Yine denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulunuz demiş arkadaşlar. Bunlar taraf tarafa yok etme yöntemiyle çıkıyor. Burada ikinci dereceden eşitsizlikler ünitesine başlayacağız. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerin eşitsizlikleri ile alakalı sorular çözmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.